mutfağımdan herkese sevgiler selamlar bugün sizler için kahvaltı sofralarınıza eşlik edecek zeytinyağlı kuru domates yapıyoruz 120 gram kurutulmuş domatesi yaklaşık bir kase kadar diyebilirim bir tencerenin içine alıyorum ve üzerine kaynamış sıcak su ilave ediyorum üzerine geçecek kadar ilave etmemiz yeterli. Ardından kapağını kapatıp 20 dakika bekletiyorum. Domatesleri ve öncesinde birkaç tur olacak şekilde yıkamıştım. Bekleme işleminin ardından evet bakın suyunu süzeceğim. Ardından bir kağıt havluyla bir miktar kurulayacağım. Diğer taraftan bir karıştırma kabına 4-5 diş iri doğranmış sarımsak alıyoruz. Dilerseniz daha küçük de doğrayabilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı kekik ilave ediyoruz. Taze kekik de olabilir ya da dağ keki bulabilirsiniz daha enfes olacaktır. Ardından tamamen isteğinize bağlı olarak 1 çay kaşığı pul kırmızı biber ekliyoruz. Tamamen domatesinizin tuzluluk oranına göre tuz ekleyin derim. Yarım çay kaşığı benimki için yeterli geldi. Ama tadına muhakkak bakın. Artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bir çay bardağından yaklaşık bir parmak kadar eksik sızma zeytinyağı da ekledikten sonra son olarak bir tatlı kaşığı sirke ilave ediyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Evet hepsini güzelce karıştırıyorum ve artık domateslerimi ekleyebilirim. Ben domateslerimi bütün olarak ekledim. Dilerseniz ikiye ya da böyle soslarda kullanacaksınız. Dörde bölerek de ekleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Evet hazırladığımız sosla domateslerimizi harmanladıktan sonra oldukça küçük diyebileceğim bir kavanoza sıkışık olacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu tarifin olmazsa olmazı kullanılan zeytinyağı. Ve tabii ki kekik. Bunun yanında dilerseniz reyhan ya da biberiye ya da hoşunuza giden herhangi bir baharatı kullanabilirsiniz. Bazen bu miktarda domatesi daha büyük bir kavanoza alıp üzerine bir su bardağı kadar zeytinyağı koyup zeytinyağını ekmek bandırmalık dedikleri türden gerçekten öyle de çok güzel oluyor. Yoğun yağlı kuru domatesle yaptığım oluyor. Kısacası her haliyle güzel oluyor. Kavanozun kenarlarını silip kapağını kapattıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz ve 2 gün sonra artık yiyebiliriz. Kahvaltı için bize 1-2 dilim çıkarmak yeterli geliyor. Ancak size göstermek için kavanozun yarısını boşaltacağım. Servis sırasında cevizle sunarsanız çok daha lezzetli olacaktır. Daha uzun ömürlü olsun istiyorsanız her kullandıktan sonra bir miktar kavanozun ağzına zeytinyağı gezdirirseniz 1-2 yemek kaşığı kadar daha uzun ömürlü olacaktır. Bu haliyle ise 15-20 gün buzdolabınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet tarifim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşçakalın.